Başlayalım. Dolar Türk Lirası tarafında arkadaşlar biliyorsunuz Mehmet Şimşek'in kafasında bir oyun planı mevcut. Bu oyun planına göre Dolar Türk Lirası'nda ülkeye dolar çekebilmek, yatırımcı çekebilmek amaçlı olarak yukarı yönlü hareketlere şu an belli bir sınıra kadar izin verilecek gibi görülüyor. Şimdi bu sınır nereye kadar olabilir? Birçok ünlü ekonomisti dinlediğimiz zaman veya yatırım kuruluşunu dinlediğimiz zaman bu sınırın arkadaşlar 28 lira ile 36 TL civarında olabileceği öngörüleri mevcut. Peki dolar kurunda bu kadar yükseliş meydana gelebilir mi? Evet, şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar bizler kur üzerindeki hareketlere özellikle baktığımız zaman ve Türkiye ekonomisinin dolara olan ihtiyacı kısmında da dolar Türk lirası tarafında geri çekilmeler görülse bile arkadaşlar çok yüklü miktarda yurt dışından bir kaynak bulamadığımız takdirde doların yükselişini maalesef ki önlenemez. Yani nasıl önlenemez? Cari açık tarafına baktığınız zaman arkadaşlar geçen ay itibariyle 12 milyar dolar civarında bir cari açık maalesef ki açıklandı. Bunu gene yıllık bazda baktığınız zaman 58 milyar dolara yakın bir cari açık Türkiye'nin ekonomisini bekliyor. Bu da ülkenin ne kadar çok dolara ihtiyacını gösteren en yakın sinyallerden bir tanesi. Diğer bir taraftan baktığımız zaman 476 milyar dolar civarında bir borç arkadaşlar mevcut. Merkez Bankası kasaları tarafına baktığınız zaman da arkadaşlar eksi rezervlerden yeni yeni real politika, gerçekçi politikalara geçmeye başladıkça oralarda yavaş yavaş artı konumuna doğru giden bir Merkez Bankası var. Fakat 200 milyar civarında da bir yıl içerisinde ödenmesi gereken bir dış borç olduğu da düşünülürse gerçekten önemli bir miktarda arkadaşlar ülkenin dolara ihtiyacı mevcut. Şimdi dolar Türk lirasında bu yönden hareketlere baktığımız zaman dolarda mantıklı seviyenin 30-36 aralığı olduğu gözüküyor. Ayrıca enflasyon ve faiz oranlarına baktığımız zaman yani Merkez Bankası para kurulu politikasının uyguladığı faiz oranlarına baktığımız zaman 8,5 seviyesinden 15 seviyesine yükseltilmiş bir politika faizini de görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bakın arkadaşlar 15 ile 40 arası. Bu TÜİK açıkladığı 39,50 civarındaki enflasyon oranıyla sizin faiz oranı arasındaki fark maalesef ki arkadaşlar hala da Türk lirasının dolar karşısında pahalı olduğunu gösteren bir seviye. Politika faizini en azından açıklanan TÜİK enflasyonuna göre bile %40'ın üzerine çıkarmadığımız sürece dolardaki yükseliş devam edecektir. Biz reel politikalara geçerken bunların hesaplanmış olabileceğini de unutmamak lazım. Şimdi dananın kuyruğu kopacakla ilgili bir videomuz vardı ve ben bu video içerisinde sizlere bazı beklentilerimi bu video içerisinde sunmuştum. O video içerisinde tekrar sizler de izlerseniz dolar almak isteyenler, yeni dolar almak isteyenler, dolar borcu olanlar mutlaka Merkez Bankası faiz kararını beklesin şeklinde bir yorumum vardı. Çünkü Merkez Bankası beklentiler dahilinde faizi arttırsaydı arkadaşlar bu sefer dolar kurunda aşağı yönlü hareketler görme olasılığımız oldukça yüksekti. Fakat Merkez Bankası beklentilerin 20-25 bas puan ilk faiz artışında olması gerekirken %15 civarlarına politika faizi çıkarmasıyla birlikte dolar kuru buna yukarı yönlü sert tepkide bulundu. Aslında benim oradaki oyun planım yani Merkez Bankası'ndan beklediğim oyun planı %20'ler civarına politika faizini çıkartıp geriye gelen kuru tahminimce de kurda bir 22 lira civarlarına doğru aşağı yönlü bir hareket beklentim vardı. Aşağı gelen kurla birlikte buradan Merkez Bankası'nın alım yapacağı yönündeki bir düşüncem vardı. Fakat ben de yanıldım. Bunu burada kabul ediyorum. Özellikle Merkez Bankası'ndan %20 civarlarında bir enflasyon faiz arttırım oranı bekleyen taraftayım. Şimdi önümüze bakalım. Yanılgılar bir yere kadar. Bu piyasalarda her zaman yanılgılar olabilir. Bizler yatırımcı olarak arkadaşlar önümüze bakmak zorundayız. Şu an 26 liralar seviyesinde bir dolar kuru sizlerle birlikte izliyoruz. Haftalık bazda gene baktığınız zaman 26.91 civarlarındaki kurda arkadaşlar şu yukarıda geçen 26.91 seviyesindeki dolar kurunda bizler bu hareketlerin bir pik yapabileceği öngörülüsü içerisindeyim. Yani yaz dönemi boyunca dolar kurunda bir 27 TL seviyesine doğru bu hareketler devam edebilir. 27 TL'ler civarına doğru gidebilir bir dolar kuru izleyebiliriz. Burası bakın benim için önemli bir bölge. 27 TL civarından geçen bölge. Burada bir normalleşme hareketi içerisine dolar kuru girebilir arkadaşlar. Buradaki normalleşme 27 TL civarlarından eğer ki ülkeye
yabancı yatırımcı sokmayı başarabilir ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı bu kurda yaz ayı içerisinde arkadaşlar bakın 27 TL ile 20 lira 55 kuruş seviyesi arasında bir hareket sizlerle birlikte izleyebiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki ya başkan amma salladın diyeceksiniz. Şimdi birçok kişi bu yönden yorumlar yapacak biliyorum. Fakat arkadaşlar bakın şu an Londra piyasası tarafına baktığımız zaman da orada yabancıların özellikle arkadaşlar dolar sattığını ve TL pozisyonları aldığını görüyoruz. Tabii şu an Mehmet Şimşek yurt dışında özellikle yabancı sermaye ülkeye çekebilmek için orada belli başlı aklından geçen kur üzerinden bazı taahhütlerde yabancı yatırımcıya bulunuyor. Benim ilk etapta bakın sevgili dostlarım yatırım tavsiyesi değil ama bu 27 TL civarlarındaki fiyatlamanın önemli bir bölge olduğu düşüncem mevcut. Ve burayı iyi izlememiz gerektiğini de düşünüyorum. Yaz sezonu boyunca eğer dışarıdan Mehmet Şimşek yatırımcı çekmeyi başarabilir ve bunun vasıtasıyla bir sıcak para akışı ülkeye sağlanabilir ise dolar kurunda da 27 TL ile 21 TL arasında fiyatlamaların yaz süreci boyunca yaşanabileceğini düşünüyorum. Burada kalıcı olabilir miyiz? İşte püf noktası, işin püf noktası burası arkadaşlar. Ben burada çok uzun süre kalıcı olabileceğimizi düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu NAS açıklaması çok önemli. Belli bir süre için belki de Mehmet Şimşek'e faiz arttırma konusunda izin verildi. Fakat bu sürenin ne kadar uzun tutulabileceği o Sayın Cumhurbaşkanımızın aklındaki düşünce arkadaşlar. Burada faizler reel enflasyon faizi düzeyine kadar çıkartılabilir mi? Sayın Cumhurbaşkanı buna izin verir mi? Burası çok önemli. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın çok fazla arkadaşlar faizleri yukarı çıkartma iznini Mehmet Şimşek'e vereceğini düşünmüyorum. O yüzden de benim aklımdaki kur seviyesi yaz ayı içerisinde 27 ile 21 TL civarları arasında git gel yapacak bir dolar kuru olarak düşünüyorum. Tabii bu tatlı rüya diyelim arkadaşlar yaz süresi boyunca devam edecektir. Daha sonra dolar kurunda bizler beklentim olan 36 TL civarlarına doğru yukarı yönlü hareketi hep birlikte tekrardan kademeli bir şekilde izleyeceğimizi düşünüyorum. Ama şimdilik yaz ayı içerisinde bir 27 ve 21 TL'ler arasında hareket edecek bir dolar kuru izleyeceğimizi düşünen taraftayım. Tabii bunlar sadece bizim kendi düşüncelerimiz. Bu düşüncelerimiz ilerleyen günlerde değişebilir. Bu 27 TL kırılabilecek mi? Bunun üstüne izin verilebilecek mi? Bunu da hep birlikte takip edeceğiz sevgili dostlarım. Ondan sonra fikrini değiştirdin şeklinde yorumlar lütfen yapmayalım. Altın tarafına hemen geçelim. Altında Powell'ın yapmış olduğu açıklamalarla birlikte arkadaşlar altın 1920 dolar seviyesinin altında hareket etmeye devam etti. Bizler için 1920 dolar seviyesi önemli bir seviyeydi gerçekten. Bakın şurada yükselişin kanalının geçtiği bölge 1920 dolar seviyesinden geçiyor. Bu da Powell'ın yapmış olduğu açıklamalarla 1920 doların altında bizler sizlerle birlikte hareketler izliyoruz. Powell ısrarla yaz boyunca arkadaşlar bir iki faiz artışı daha yapacağı şeklindeki açıklamalarla piyasaya şu an müdahalelerde bulunmaya devam ediyor. Peki altında 1920 seviyesi neden önemli? Arkadaşlar bakın burası bir yükseliş kanalı ama bu 1920 dolar seviyesini gerçekten dikkatli bir şekilde sizlerle birlikte takip edelim. Çünkü bunun bir tuzak olup olmadığını şu an için pek kestirmek mümkün değil. 1903 dolar seviyesine bugün itibariyle bir aşağı yönlü hareket izlesek de buradan tekrardan yukarı yönlü hareketlerin 1915-1920 doları test ettiğini görüyoruz. Ama 1920'nin üzerinde kapanışlar göremez isek altının ons tarafında 1871 dolar seviyesine doğru aşağı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip ederiz. O yüzden ons için önemli seviyeler arkadaşlar. Ayrıca burada bir ters filama takip ettiğimiz sizlerle birlikte bir ters filama vardı. Bu filama da aşağı yönlü kırıldı. Bu filamanın yönü nereye doğru olabilir? En azından baktığımız zaman bir 80 dolarlık bir marş burada gene 20'nin altında izlersek arkadaşlar bunun 1828 dolarlar civarına doğru da aşağı yönlü ons altını çekme ihtimali olabilir. Ons altın tarafında dikkatli olmak lazım. 1920 dolar seviyesinin altındaki ons altına dikkat edeceğiz. Özellikle Forex ve Viyop'ta işlem yapan sevgili dostlarım. Gram altın tarafına hemen geçelim. Gram altındaki hareketler. Bakın dolar bazlı olarak gram altında da hareketleri
hep birlikte izledik. Benim dikkatli ve dikkat çekmek istediğim bölge olarak gene gram altın tarafına baktığınız zaman bu 1600 seviyesi gerçekten gram altında önemli bir seviye ve şuradaki bariyerimizin, yükseliş bariyerimizin üst bölgesi. O yüzden 1600 TL gram altında gerçekten önemli bir destek bölgesi. Bu destek bölgesi dikkatli bir şekilde takip edilmeli ki ilerleyen günlerde dediğim gibi dolarda bir normalleşme, bir liralaşma süreci içerisine girersek gram altında ons bazlı olarak aşağı yönlü hareketler izleyebiliriz. Şimdi bu hareketlerde takip edeceğimiz destek bölgelerimiz 1582 TL civarından geçen bir desteğimiz mevcut. Onun altında da gene 1500 TL'den geçen bir destek bölgemiz mevcut. Yaz ayları içinde 1500 ve 1600. Bu aralıklarda arkadaşlar altının gram tarafında da aşağı ve yukarı yönlü hareketler sizlerle birlikte izleyebiliriz. Mehmet Şimşek'ten gelecek hareketler önemli olacak. Bu hareketleri yakından takip edeceğiz. Bizler için özellikle dışarıdan gelecek sıcak para takibi gene önemli olacak. Şu an Birleşik Arap Emirlikleri ve arkadaşlar Araplarla biliyorsunuz Dubai'lerle görüşmeler devam ediyor. Londra'dan bir sıcak para bulunma durumlarına gidiliyor. Çok üst seviyelerde olduğumuzu düşündüğüm rakamlar içerisindeyiz. Bir düzeltme süreci yaşanacağını düşünüyorum. Ben kendi adıma düşünüyorum arkadaşlar. Buradan bir düzeltme yaşayacağız. Tabii bu düzeltme süreci nasıl olacak? Bu dolar akışlarının başlamasıyla olacak. Şimdi Mehmet Şimşek'in burada yapmış olduğu 8 milyar dolar civarında bir dolar Merkez Bankası rezervlerine girmiş olması demek buradaki akışın yavaş yavaş başladığını bize gösteriyor arkadaşlar. O yüzden yakın zamanlarda bir 36 ve 30 lira 36 civarında bir dolar kuru beklentim olmadığı için gram altın tarafında da beklentim şimdilik en azından yaz dönemi içerisinde yukarı yönlü bu hareketlerin olmayacağı yönünde.